Merhaba, ben Türker Nayan. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu videoda uzun zamandır kullanmış olduğum Stanley marka Coffee Mug, yani kahve termosunun boyamasını anlatmaya çalışacağım. Bu elimdeki termosu çok uzun zamandır kullanıyorum. Yaklaşık 3 sene önce kadar boyamıştım. Fakat son zamanlarda çok fazla bulaşık makinesine girdiği için boyamasında ve boyasında bazı bozulmalar oldu. O yüzden tekrar yenilemeye karar verdim. Öncelikle temizleme aşamasına yapacağız. Temizledikten sonra kamuflajını değiştireceğim bu arada. Farklı bir kamuflaj bakacağız internetten ve boyasını yapacağız. Ardından zaten sizlere bunları aşama aşama olarak zaten paylaşacağım. Dilerseniz birinci aşama olan temizleme aşamasına geçelim. Geçtiğimizde çok basitçe bir Airbrush Cleaner'la temizleyeceğiz. Size daha önce bahsettiğim gibi yani bu yaklaşık 3 senelik bir boyama ve normal şartlarda gerçekten çıkmadı ama dediğim gibi bir tiner bazlı bir temizlikçi ile çok rahat bir şekilde gördüğünüz üzere boyalar sökülüyor ve eski haline döndürebilirsiniz. Evet, stansiyelerimiz hazır. Gördüğünüz gibi. Önce bakımızı güzel temizledikten sonra gene maskeleme yapacağım. Markasının kalmasını istiyorum. Alt kısmını gene maskeleyeceğim. Basit bir şekilde. Şimdi maskeleme yapalım. Evet, stansiyelerimizi ayırdık. Şimdi stansiyelerimizi yapıştıracağız ve boyamaya başlayacağız. Ben renk olarak gene aynı renkte lacivert olduğu için tan grisi ve beyaz rengini kullanacağım. Birazdan şimdi boyamaya başlayacağız. Önce renklerimizi ayarlayalım. Evet, stansiyelimi yerleştirdim. Boyalarımı ayarladım. Boya renklerimi size göstereyim kapaklarından. Beyaz ve tan grisi, Alman tan grisi yapacağım. Rengi ikiye böleceğim. Üstler beyazdan başlayacak, griye dönecek. Bu şekilde boyayacağım. Önce beyaz atacağım arkadaşlar. Bu şekilde çift renk yapacağım. Şimdi gri boyamı kullanacağım.
Evet, şimdi gri boyama geçtim. Eğer üst üste boyarsam renk tonları bu kadar soft geçiş olmuyor. O yüzden iki renk ayrı olarak kullanıyorum. Şimdi böyle bir boyamayı yaptım. Stencil sökeceğim. Size nasıl bir efektif sunduğunu göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi hatta şu ışıklığın altına göstereyim. Nasıl bir efektif olduğunu kendiniz de gördünüz. Şimdi boyamayı bitireceğim. Boyamayı yaptıktan sonra sizinle tekrar paylaşacağım. Evet, boyamamız bitti. Size şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel oldu. Ufak tefek rötuşları kaldı. Onları yapacağım. Ve son halini sizinle paylaşacağım. Evet, boyamamız bitti. Rötuşlarımızı da yaptık. Gayet güzel bir şık oldu. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Soru ve önerileriniz için aşağıda bana yazabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim.